Merhaba. Nasılsınız? Bir aydan beri görüşemiyoruz galiba. Doğal olarak video çekmiyorum. Aslına bakarsanız ben videoları çekiyorum ama bu son bir aydan beri iyice canlı yayınlara sardım. Daha çok canlı yayın videoları çektim. Amma velakin. Tabii doğal olarak ben bir 6-7 ay önce sakallarıma keratin bakımı yapmışım, düzeltmişim sakalları. Doğal olarak bu sakallar tekrar kendini şaşırdı. Yani şimdiki bugünkü konumuz tekrar sakalları düzleştireceğiz. Tekrar onu yapacağız. Bana kızmayın. Bir aydan beri girmiyorum. Zaten görüyorsunuz zaten bu telefonun görüntü kalitesi de çok dandik. Kıracağım artık en sonunda. Çok tav ediyor beni. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım, idare edeceğiz. Merak etmeyin, canınızı sıkmayın. Az bir süremiz kaldı. Biraz daha kendimizi sıkarsak değişecek inşallah. Ayarlayacağım. Ayarlandığı zaman güzel bir şeyler olacak. Lafı fazla uzatmadan videolarımı beğeniyorsanız abone olun. Yorum yapın. Yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Artık beğenme beğenmeme değilmiş o. Onu da öğrendim. Artık like atacakmışsınız veya dislike. Tabii bu sizin görüşünüze kalmış. İster like atın, ister dislike. Sakalları biz düzleştirmeye başlayalım isterseniz. Tabii video gene her zamanki gibi uzun olacak. Herhalde tahmini 40 dakika mı sürer, 45 dakika mı veya 1 saat. Artık izlersiniz veya izlemezsiniz, sizin bileceğiniz iş. Yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim çanını açmayı özellikle unutmayın ki yeni gelen videolardan bildirim alabilirsiniz. Hemen başlayalım. Ama ilk önce ben bütün işlemlere sıfırdan başlayacağım. Yapmamız için gereken ilk önce iş sakallarımızı veya saçlarımızı eğer ki düzleştireceksek tuzsuz şampuan kullanmak. Tamamen tuzsuz şampuan. İlk önce bununla bir yıkamaya başlayalım. Sakalları ben bir yıkayayım. Geliyorum az sonra. Çünkü bunu yapmanızdaki amaç ne? İlk önce düzleşmeden önce, keratin yapmadan önce sakalların veya saçın tuzsuz şampuanla güzelce ayrıştırılması lazım. Sakalın ayrılması lazım. O da anca bununla oluyor. Bunu unutmayın. İso ne yapıyorsun? Güzelce yıkayalım mı? Güzelce yedirin ha. Tipe bak. Ay. Vallahi şaka maka gençler, sakalları iyi uzamış ha. Vallahi ben biliyorum bu işi ya. Şöyle altları da güzelce yıkayalım. Şimdi bir de bunu güzelce bir sıkalım. Tamam. Bakın ben keratin bakımını ay en son 6 ay önce yapmışım. Videolarımın içinde baktım. Yani benim sizlere söylediğim aslında doğruydu. Ben size ne dedim diğer videomda? Eğer ki saçınıza veya sakalınıza
kıvırcık saçlarınız veya sakalınız varsa düzleştirmek için keratin yaptıktan sonra tuzsuz şampuanla kullanırsanız, normal şampuan kullanmazsanız eğer ki, bu uzun bir süre sizi götürür dedim. Minimum 6 ay dedim. Ki benim 6, 6,5, 7 ay falan bulmuş. Şimdi sakalları bir kurutalım. Bu olayı yaparken de kendiniz de yapabilirsiniz dedi. Güzelce kurutun. Şaka baka, benim sakallar böyle durduğu zaman Şirin Baba gibi olmuyor mu? Evet. Şimdi bu, ama bir dakika bekleyin. Şu tezgah pislendi, bir tezgah sileyim ben. Ben biraz temizlik konusunda bir ince cinsim de. Ve her şey yerli yerinde olacak. Yoksa asaplarım bozuluyor benim. Tamam. Şimdi bu işlemi hallettik mi? Bence hallettik. Şimdi gelelim keratin bakımına. Keratin için ilk önce ne kullanacağız? Bak, bu marka Revola Kristal. Bunun içinde hem normalde keratinler ayrı ayrı olur ya, bunda hem keratin var, hem botoks var, hem protein var. Üçü bunun içinde de var. Ayrıyetten zaten bunun da ayrı şampuanı var. Bir tek şampuan koymamışlar bunun içine, ama şampuanın zaten ayrı olması gerekiyor. Normalde bunlar, keratinler ayrı ayrı satılır. Ya keratin, birinci keratin bir keratindir, ikincisi kremidir, üçüncü şampuandır. Bunda öyle bir şey yok. Bunda hepsini koymuşlar, sadece şampuanı ayrı yapmışlar. Ayrı pakette. Ve tavsiye ederim Revola, ben gayet kullanırken, kullanışlı, müşterilerimin de saçlarını yaparken veya sakallarını yaparken gayet iyi oluyor yani. Tavsiye ederim, bunu alabilirsiniz. Şimdi gelelim bundan ne kadar boşalacağımıza. Kabımız elimizde. Şundan şöyle kaldıralım da. Şeyler gibi. Neydi? Barmenler. Böyle yapıyorlar ya. Öyle yapıyorlar ya. Bu yeter mi? Yetmez. Şöyle. Sanırım yeter. Bir barmen değiliz ama biz de berberiz. Sonuçta değil mi? Şimdi gelelim bunu yedirmeye. Evet, ilk önce güzelce şöyle bir karıştıralım. Baktık eğer ki sakala tam yemezse, tam olmazsa, az gelirse bu biraz daha doldurur, devam ederiz. Unutmayın gençler, deriye değdirmemeye özen gösteriyorsunuz ha. Bu önemli yani. Sonuçta içi dolu bunun. Hadi çocuğum. Şuraları güzelce. Ya bakalım ya. Bunu güzelce böyle bir ilk önce bir sürelim bakalım da. Maşallah bizde de, bendeki sakal da iyi uzadı. Şimdi bu keratini de yaptık mı daha da iyi olur. Bu kaçıncı? İkinci keratin. Hem sakallar düzleşiyor, daha iyi olur. Buraları sürerken dikkat edin. Maşallah bu sakallı bu keratini yiyecek de. Ölme şeyim yaz gelsin. Sakallar iyi uzadı çünkü. Maşallah var. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu keratin benim sakallara bu kadar yetmeyecek ha. Daha da sürmemiz lazım bizim. Daha çok sürmemiz lazım. Ayrıca bu Revola
Çok fazla koku falan da yapmıyor. Diğer keratinleri bilirseniz acayip şey yapıyor. Kokuyor. Vallahi insanı öldürecek dereceden de. Böyle güzelce yedirelim. Ama dediğim gibi doğal olarak bu bizim sakalları imkanı yok etmez. Bu şuraları şöyle bir ayıralım da altlara bir sürelim. Adam takıldım. Dur. Şu tarafta. Güzel oluyor, güzel. Anam da değme. Bunun sürme işlemini böyle yapacaksınız işte. İşlem basit ya. Ama tabi basit dedik de o kadar da basit değil sonuçta. Süresini veya ne kadar az veya fazla sürdüğünüze dikkat edeceksiniz. Allah korusun saçınızdan veya sakalınızdan olabilme ihtimaliniz yüksek. Bir de yakmamaya özen göstereceksiniz. Bunlar da önemli. Şimdi bunu böyle bir sürelim. Tekrar biz bir alta doğru. Alttan bir yedirelim. Anam kıyafetime değme. Vallahi gençler sürüyoruz ha. Medyonun sakalları iyice uzamış mı? Güzel olmuş mu? Beğendiniz mi? Altlara yedirelim. Şöyle uçlara doğru. Böyle ayırarak sürerseniz daha İyi. Böyle bol bol birazdan sürekli tarayacağız. Buradan böyle sağdan da alın, soldan da. Oğlum kıyafetime değme ya. Değiyor çocuklar görüyor musunuz mu ya? Hay Allah'ım. Siz de keratin yapacağınız zaman dükkanda müşteri falan yapacaksanız eğer böyle yapın ha. Ama şu benim kıyafet kötü oluyor. Dur şimdi onu ayarlayacağız. Böyle aşağı doğru güzelce sürünmeye yedirin. Evet. Tamam. Şimdi benim şuraya bir tek kullanımlık halı koymam lazım. Değmemesi lazım. Gel oğlum.
Git. Tek kullanımlık al. Tamam. Evet. Okul önlüğümüzü taktığımıza göre devam edebiliriz. Değil mi? Anam, nereye gidiyorsun çocuğum? Şimdi bunu böyle güzelce tarayalım. Aşağıya kadar böyle güzelce. Bak zaten yaptığınız zaman bak hemen düzleşiyor, görüyorsunuz mu? Ama tabii daha hemen bu kadar kısa sürede olmaz bu işlem de. Hiç değilse böyle bir 2-3 dakika tarayın. Mesela bunu böyle sağa sola doğru da tarayacaksınız. Sadece tek bir yöne doğru değil. Buradan böyle köşeden al. Şöyle. Buradan da. Buradan da bu tarafa doğru. Şöyle alın ki. Böyle böyle. Güzelce yön alsın. Bir daha böyle bir aşağı doğru. Oğlum ne yapıyorsun? Ne takılıp duruyorsun sürekli oraya? Aşağıdan yukarı doğru da. Sonuçta buraların da yemesi lazım. Ay. Evet. Evet. Hafiften ince ince yanmaya başladım. Çok güzel. Evet. Demek ki keratin. Oy. Keratin etkisini göstermeye başladı. Kaç dakikada gösterdi? 18 dakika video çekmişiz. Hadi bunun 5 dakikasını yıkamaydı, mıkamaydı falan filan derken yani 12-13 dakikada etkisini aldık. Daha da alacağız. Biraz daha vaktimiz var tabii doğal olarak. Bak şöyle alta doğru taradığım zaman bak nasıl düzleşti değil mi? Buralar. Tamam. Şimdi biraz sakalları şöyle bir salalım. Şöyle bir salalım. Bir dinlensinler. Az sonra tekrar çünkü ısıtacağız. Hem ısıtacağız hem de şey yapacağız. Biraz daha tarayacağız. Ben şu ellerimi yıkayayım da. Anam yanıyorum. Yanıyorum. Oh. İnce ince yanmaya başladı. Çok güzel. Ara. Şimdi 18-19 dakika oldu ya. Ben bu videoyu bir durdurayım. Az sonra ben tekrar geleceğim. Geldiğimiz yerden devam edeceğiz. Tamam mı? Görüşürüz. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Ben de tekrar hoş geldim. Zaten bunu sürmüştüm. Devam ettim. Şimdi sıra geldi biraz ısıtmaya. Arada sakalı keratini sürdükten sonra böyle taramayı unutmuyoruz ki bakın zaten yavaş yavaş toparladı. Bu arada az önce gözlüksüzdün şimdi gözlüksüzsünüz diye diyenler olabilir. Çünkü şimdi fön tutacağız ya biz bu sakallara. Acayip yakacak. Ya gözlerim yanıyor. Bunu siz de yaparken
bir gözlük yardımı ile kapatırsanız çok iyi olur. Yoksa hani öyle bir az buz bir yanmadan bahsetmiyorum yani. Cayır cayır yanıyor gözleriniz, haberiniz olsun. Ki zaten şu an keratinden dolayı biraz sakallar yanıyor. Bak düzleşmeye başladılar, görüyor musun? Yavaş yavaş. İnce ince düzleşiyorlar. Şöyle yaklaşayım. Şimdi biraz bir ısı verelim. Yani bunu erkekler, bayanlar, abilerim, ablalarım, kardeşlerim izliyorsanız eğer bu işlemi böyle yaparsanız çok iyi olur. Ayrıyetten yani bu kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yardımcı olabiliyorsam ne mutlu ki bana. Siz de eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, etrafınızdaki insanlara kanalımı takip etmesini söylerseniz çok memnun olurum. Yani abone olun, anlatın beni, yaptığım işleri. Videolarıma girip bakın. Oradan da kendinizce bir aklınızda fikir oluşsun. Ona göre insanlara beni tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Ayrıca beni Instagram'dan halim.altankingav olarak ve salon 2 o ile halimkingav official o iş hesabım, diğeri şahsi, oradan takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca TikTok'ta da varım. Halim Altan Kinkav 1925 olarak. Unutmayın bakın şu arkada Göztepe var ya, Göztepe. Heh. Onun kuruluş yıl dönümü 1925. Halim Altan Kinkav 1925 yazarsanız ve oradan takip ederseniz çok memnun olurum. Şimdi hafiften ısıtmaya başlayalım sakalları. Çok fazla değil. Isı en sıcağı alın ama bunu ortaya alın. Sona açmayın. Böyle hafif ortaya alıp sakallara başlayın. Tamam. Şöyle. Böyle yavaş yavaş ısıtın sakalları. Ay. Anam. Vay. Oh. Anam. Ulan. Buna rağmen yanıyor. Abo. Görüyoruz değil mi, gözlük varken bile yanıyor. Anam. Anam anam anam. Oy. Fena yandı. Gözlere baksanıza. Ne hale geldi. Anam. Tak tak şurada devam et. Evet. Tekrar tarayalım. Vallahi keratin yedi ha. Oldu yani. Az sonra bir üç beş dakika sonra artık bir şey yapmaya başlayacağız. Fön çekme işlemine başlayacağız. Bakın yavaş yavaş düzelmeye başladı çünkü sakallar. Çok fazla da tutmayacaksınız. Bakın kaç dakika olmuş? 24-25 dakikalık bir video oldu daha şimdilik. Yani yarım saat 40 dakikada zaten bu işlem tamamlanıyor. Güzel şey. Şuradan da. Şu tarafları da güzelce yedirelim. Evet. Arkadaşlar bana sormak istedikleriniz olursa isterseniz yorumlardan yazabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi Instagram adresimden de bana yazabilirsiniz. Ki ben zaten bana yazan hiç kimseyi geri göndermiyorum. Bana
Beni buradan takip edenler bilir. İster Instagram'dan yazsınlar, ister Salona Linking Av'dan iş hesabımdan yazsınlar, ister buradaki yorumlardan yazsınlar. Her türlü elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Her birinize. Sadece bununla ilgili şeyler değil yani. Çıraklığınızla ilgili, kalfalığınızla ilgili, kesimlerle alakalı aklınıza ne gelebilirse, gelen bütün her şeyle alakalı bana bütün soruları rahat bir şekilde sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin yani. Evet. Vallahi oluyor. Oluyor. Şirin babalıktan kurtuluyoruz. Evet arkadaşlar. Sakal yavaş yavaş düzelmeye başladı. Bak dalgalılık ve kıvırcıklık gidiyor, gördünüz mü? Asıl ölüm timi az sonra başlayacak. Bu yanma ne ki, bu bir şey yanmadı. Birazdan. Asıl olay birazdan başlıyor. Evet. Sakal ince ince oldu. Şimdi başlayalım mı? Evet. Şimdi ilk önce elimize bir bunu alalım. Bir de şunlar. Şimdi tabii sizin elinizde fırça olabilir olmaz bilmiyorum. Bende böyle fırçalar var. İlk önce bir kırk ayakla yapalım. Gençler, hazır mıyız? Valla aslınıza bakarsanız ben hiç hazır değilim de. Cayır cayır yanacak olan benim. Ama sizler yeter ki öğrenin, hiç sıkıntı yok. Ben kendimi de feda ederim. Yeter ki sizlere faydalı olabileyim. Şöyle kamerayı birazcık geriye çekeyim ben. Böyle iyi mi? Faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Şunu da şöyle alalım. Tamam. Hazır mısınız? Ben şu an pek fazla bir şey yapmıyorum ha. Az sonra. Sadece keratini şu an sakala yüklüyorum.
Oy. Ve keratin yükleme işlemini bitirdik. Şimdi şunu böyle bir çıkartalım. Alalım üzerimizde. Değil mi? Bakın bakayım. Şöyle bir kaldırayım. Ya da ben şöyle mi göstersem? Böyle daha mı iyi? Ama tabii. Daha olmadı. Neden? Daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Asıl olay şimdi başlayacak. Bakın böyle düzleşti bile. Evet, güzelce keratini yedi. Keratini yükledik de. Evet. Anam üstüm bembeyaz oldu. Beyaz mı oldu? Evet gençler. Başlıyoruz. Buralar yanacuk yanacuk şimdi. Yanacuk. Hazır mısınız? Woohoo! Nasıl ama? Merak etmeyin, sakallar yanmıyor. Nasıl?
Oh, dükkan ne oldu? Abo, dükkanın haline bak. Gözlüklerden. Evet, bakın. Bu taraf. Ve bir de bu taraf. Şöyle göstereyim. Nasıl? Gayet iyi değil mi? Bir de bu tarafa baksanıza Allah aşkına. Şimdi sıra geldi diğer tarafa. Aha, kamera ne oldu? Heh, böyle. Tamam. Tak. Başlıyoruz. Oho. Allah var ya, cayır cayır yandım ha. Şurası kalmış. Oy be. Evet, şunu çıkartalım. Ve geldim. Evet. Nasıl? Şimdi sırada ne var? Tabii ki yıkacağız. Nasıl, düzleşti mi? Şöyle kaldırayım. Nasıl oldu? Şöyle. Buradan da böyle. Sanırım iyi oldu.
Bu arada o bu değil de şu dükkanın içine baksanıza ya. Her yer yandı vallahi billahi. Her yer acayip oldu. Neyse, şimdi sıra geldi sakalları yıkamaya. Evet, keratini yükledik. Bütün her şeyi yaptık. Onların hepsi bitti. Bundan sonraki olayımız sakalları. Tuzsuz şampuanla yıkamak ve ondan sonra hafiften böyle bir fönü tutmak. Bitti gitti. İlk önce şu ortalığı, bir saniye ortalığı bir toparlayayım. O zaten kesin videoyu izler. O esnada öğrensin. Evet, başlıyoruz sakalları yıkamaya. Tuzsuz şampuanı unutmayın. Ceren'im kusura bakma canım. Maalesef sakallarımı yıkadım. Oh. Ve işte işlem bu kadar. Öyle güzelce kurulayalım. Hatta böyle karıştırayım da.
Yani bakın dümdüz oldu gördünüz mü? Hatta güzelce kuruluyorum ki iyice görün diye. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sakallar dümdüz oldu. Bakın. Nasıl? Az önceki hali nasıldı? Yani düzleştirme olayımız bu kadar. Böyle. Hatta ben şöyle kamerayı biraz yukarı kaldırayım. Şunu bir ince de aşağıya indireyim. Şöyle baktığınız zaman bakın nasıl? Hadi şimdi bir kurutalım sakalları. Şöyle hop. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadı. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Az önceki sakalların hali neydi? Şu anki sakalların hali ne? Şöyle yakından geleyim. Bakın. Şöyle de. Şöyle. Nasıl? Dümdüz oldu mu? Herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Değil mi? Nasıl oldu? Bence gayet iyi oldu. Evet arkadaşlar, keratinle sakallarınızı veya saçlarınızı bu şekilde düzleştirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık, gözlerinize sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Yazmak istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize cevap verebilirim. Like atmayı ve dislike atmayı unutmayın. Yorum yapmayı ayrıyetten unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ben ayrıyetten kanalıma abone olup diğer yerlerden de takip ederseniz çok memnun olurum. Kendinize çok dikkat edin. Öpülüyorsunuz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay.